Tamam bak bana güzel bak. Tamam ama yuvarlak olmasın bak. Yuvarlak. Hayır olmuyor. Yuvarlak. Böyle böyle masalar. Duydun mu beni? Ortalardan da böyle kocaman kocaman sütler olur. Kenarlarında beyaz. Hayır hayır bak böyle böyle masalar. Duydun mu beni? Olur ama böyle aralarında renkli şeyler, mumlar falan. Kızlar, insanlar tatlı tatlı çiçek koyalım diyor. Çiçek onlar tatlı tatlı. Müşteriler gürültüden şikayet ediyorlar. Bak hepsi tek tek eser istiyor. Olmalı zaten. Benim hiç umurumda değil lütfen. Hayır çiçek olmaz. Çiçek olmaz. Yanlarında böyle şamdanlar. Ha, Öykü sen misin canım benim? Hoş geldin. Sen benim. Ne yapıyorsunuz siz? Düğünü alıyoruz. Ben sizin. Ay hayatım sen hangi birine yetişeceksin? E bunun gelinliği var. Davetiyesi var. Ay böyle düğün var, süslemesi var, mekanı var. Aa ayakkabısı var. Ve bütün bunlar için sadece bir haftamız var. Aslında benim de bazı fikirlerim var. Neymiş? Ya... Ay şimdi nereden başlasam bilemedim. Bir daha yazıda buluşmam lazım. Ya... Gördün mü? Gitti mi bir gün daha? Sen güven bize. Bak Öykü, şimdi sen bu fikirlerin hiçbirisini unutma, aklında tut tamam mı? Öğleden sonra ölümün atölyesine gidiyoruz. Orada böyle acil düğün plan kriz masası falan oluşturduk. Sen oraya gelirsin, orada bütün fikirlerini anlatırsın. Tamam mı canım? Hı. Hadi, tamam. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Çiçek diyor, çiçek diyor. Ben gideyim o zaman. Ha canım git git, biz bayağı zaten ilerleme kaydettik. Şimdi bir de bunları sana anlatıp zaman kaybetmeyelim değil mi? Ben çiçek istemiyorum. Bence bu çok güzel. Sevgilim kızlar delirmiş. Düğün yüzünden değil mi? Vallahi annemden de öyle benzer sinyaller geliyor yani. Olsun ya düşünsene. Biz evleniyoruz. Herkes bizim kadar mutlu. Oh be sonunda Ayaz. Ben de boş durmadım aşkım bu arada. Balayımız için rezervasyon yaptırdım. Ya Ayaz benim de böyle bir fikrim vardı. E tabii ama... Şimdi baban da gelemediğine göre İtalya'ya gitmek hoşuna gider diye düşündüm. Şimdi önce babanı ziyaret ederiz, sonra Venedik'e gideriz, Roma'ya gideriz. İşte Milano'ya gideriz. Ya Ayaz bu benim fikrimden çok 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 daha güzelmiş. Benim ne kadar düşünceli ve tatlı bir kocam var ya. İyi ki evleniyoruz. İyi ki evleniyoruz ama nerede evleniyoruz onu bilmiyoruz. Ayaz ne olur, ne olursun böyle kumsal düğün olsun. Ben de tam onu diyecektim ha. Baksana havalar mis gibi böyle 5 yıldızlı otelle falan kasmaya gerek yok. Yok yok hiç kasmayalım. Ayaklarımızı suya sokarız böyle çıkartırız ayakkabıları. Sabaha kadar kumsalda dans ederiz. Oh. Eğer senin çok işin varsa mekanı ben halledeyim. Aslında çok işim yok. Ama buna çok sevinirim. Çünkü uğraşmam gereken çok fazla deli var. İyi tamam. O zaman düğünümüzü ve balayımızı hallettiğimize göre baş başa yemek yiyelim ha. Ben yarından sonra mekan bakarım. Sevgilim çok isterdim ama benim çok acil annenin atölyesinde neydi o? Böyle acil gelin toplantısı mı? Acil düğün kriz masası gibi bir şey varmış. Ona yetişmem lazım. Gitmezsem çok kızarlar. Bu bir komik bir şeymiş galiba. Seni seviyorum. Ben de. Hadi ben kaçtım. Ne yapayım? Damatlık bakayım. Gel gel gel. Tak kafasına. Ha? Oo bakın. Bak gördünüz mü? Kim dedi? Kim dedi Öykü'ye duvak yakışmaz diye? Mis gibi oldu işte mis. Kim dedi? Maşallah. Her kadın kendi düğünün prensesidir ve bir prenses taçsız olmaz. Ay, gel bakayım. Bir saniye. Şunu alalım. Milyonlarca düğün, milyonlarca prenses, milyonlarca taç var. Biraz yenilikçi olalım lütfen. Çok yeni. Ya, çek. Bu güzelliği. Bundan başka hiçbir şey yakışmaz arkadaşlar. Ne oldu? Sibel'cim canım keşke budasaydın sen azıcık bu gülü. Gülü seven de kendine katlanır. Sen de ona göre kararını verirsin artık düğünde hadi. Bak iyi düşün ve hepimizin kararına bir bak. Gel. Bence burada çok güzel modeller. Gerçekten.
Hepsi eminim çok güzeldir anneciğim. Ama önce senin için kafasını diktiğim gelinliği bir dene. Gel, gel, gel. Gel, gel, içeri al. Gir bakayım. Ama benim de bazı fikirlerim vardı. Dene. Bir de buna böyle upuzun kuyruk gibi bir duvak yapacağım. Anne. Bir dakika Öykücüğüm. Meral, bu uçurtma mı ona öyle uzun bir kuyruk yapıyorsun? Ya aslında ben bir şey söyleyeceğim Öykü. Eğer böyle uçuş uçuş bir şey arıyorsan benim gelinliğe bir bak durma. Evet ama... Bir saniye, bir saniye ya. Ya Öykü sırada benim gelinliğim vardı. Bak. Ay sen niye sürekli araya kaynak yapmaya çalışıyorsun Şeyma? Ya bir saniye ben de araya kaynak yapabilir miyim lütfen? Ama bir dakika Öykü bak bizim Şeyma ile seçtiğimiz gelinlik çok güzel bir kere. Görüyorum çok güzel. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ne yani olcağıcım şimdi bizim gelinliğimiz güzel değil mi ya? Ya hayır ama benim... Demode değil mi Öykücüğüm? Yok. Ama benim de... Bence sen tasarımlarına bayıldığın müstakbel kayınvalidenin gelinliğini denemelisin. Evet bence de. Gel 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 gel. Şu sağdaki gelinlik. Çok. Bence... Evet. Biraz daha etiğini şişirsem mi acaba? Hay, yok. Aa, balon mu bu önem? Neyi şişiriyorsun? Ya demek istediğim... Ya ben Öykü'ye katılıyorum aslında. Bence daha sempatik bir gelinlik lazım. O da değil. Çünkü bu, değil mi? Değil ya, değil. Aa, gelin olan benim yalnız. Benim de bir fikrim var. Dinlesenize, manyak mısınız ya? Yani siz değil. Siz! Aa, ya sen niye bağırıyorsun bize ya? Ne? Yani burada kendimizi parçalıyoruz kaç gündür. Bir de üstüne fırça yiyoruz. Tatlım bence bu aralar biraz asabisin sen. Ay bırak ya şimdi bir de bağırır falan. Ben senin için seçtiğim duva taksiden buraya kadar koşarak getirdim. Gördüğün muameleye bak. Olca. Aferin çocuğum. Tebrik ederim. Aferin. Uf Allah'ım ya. Of nedir benim bu başıma gelenler? Kendimi affettirmek için size kahve yaptım. Sesimi yükselttiğim için özür dilerim. Neticede senin düğünün tabii. Yani ne istiyorsan onu giyeceksin. Gerçi ben düğünümde annemin diktiği gelinliği giymiştim ama. Anne aşk olsun ya. Ama siz bana çizimlerimi göstermem için bir fırsat bile vermediniz. Ay aman göster bakayım bu uğruna bu kadar kalp kırdığın gelinlik neymiş? Ne dersiniz? Ben bir şey demeyeyim, kaynanalık olur sonra. Nasıl yani? Beğenmediniz mi? O kafandaki taç papatya mı? Yani Öykücüğüm düğününe yeterince çelenk gelmez diye endişeleniyorsa. Ay aşk olsun Şeyma. Yani şimdi ne diyeyim? Senin düğünün, senin gelinliğin ya. Aynen öyle. Yani sen bize bakma. Bu gelinliği giymek istiyorsan bunu giyeceksin tabii ki. Ama bakın yani bunun da... Bir sürü eksiği var, ben farkındayım. O yüzden bu konular yardımlarınızı bekliyorum. Ya lütfen, bakın bunun daha ayakkabısı var, takısı var, çiçeği var. Değil mi? Lütfen. Lütfen.
Lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Sanki o gelinliğin altına topuklu ayakkabı çok iyi durmaz, değil mi? Ne bileyim, İnci kolye fena olmayabilir bak. Acaba şöyle saçı da topuz yaparsak olabilir. Bence açık saç daha çok yakışır bu gelinliğe. Ya bir de fazla makyaj kaldırmaz, olmaz kesinlikle değil mi? Sen doğru söylüyorsun. Evet ama bence ki ya daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayal, hayal, gel şaşırt bugün.